Bildiğiniz gibi Descartes kuruluştan itibaren az katlı bahçeli ev konsepti üzerine çalışan bir şirket. Şimdi de Anadolu yakasında Ömerli'de bir projenin startını veriyoruz bugün. Ömerli'de 85 bin metrekarelik bir arazi üzerinde hayata geçiriliyor. Genel evlerin hepsi dubleks, 2 artı 1'den işte 4 artı 1'e kadar 3 çeşit, 3 artı 1, 2 artı 1 ve 4 artı 1 evler var. Evlerin büyüklükleri her zamanki gibi gene 141 metrekare ile 200 metrekare arasında. Bizim biliyorsunuz genellikle bahçeli evden anladığımız çok büyük evler değil. Daha çok orta üst gelir gruplarının yaşayabileceği. Burada da gene evlerin hepsi büyüklük olarak 2 artı 1'den 4 artı 1'e kadar, en büyük evimizde bürüt 200 metrekare. Bahçe büyüklüklerimiz ise 40 metrekare ile 200 metrekare arası değişiyor. Ama bu projenin en büyük özelliği bulunduğu yer itibariyle doğanın bir parçası olması. Aslında burada doğayı bir temel öge olarak kabul etmiş durumdayız. Çok güzel yetişmiş ağaçların olduğunu gördük ve bu ağaçlarla ilgili daha proje tasarımına başlamadan hepsiyle ilgili bir tespit yaptırdık ve bu ağaçların hepsinin korunması için karar aldık. Her birini gözümüz gibi korumaya devam ediyoruz. BREEAM Very Good Rating sertifikasına da adayız. Yani aslında yeşil bina konusunda Türkiye'de konut alanında verilmiş bir bu düzeyde verilmiş bir sertifika yok. Çünkü bu kadar doğanın içinde, bu kadar doğanın parçası olan bir projede muhakkak yeşil bina standartlarında bir proje yapılması gerekiyordu. Burada hem çevre hem enerji verimlilikleri, atıkların değerlendirilmesi gibi tüm bu sertifikanın gerektirdiği tüm şartları bu projede sağlayacağız. Projemiz 7 etaptan oluşuyor. Zaten bizim projelerimizi çoğunuz takip ediyorsunuz. Biz genellikle projelerimiz yatayda yapılaştığımız için etap etap yapıyoruz. İlk etabımızı 10 ay sonra teslim edeceğiz. Toplamda ise tüm projeyi Mart 2021 tarihinde teslim etmiş olacağız. Bu projemizin ilk etabında satışlar şu anda başlamış durumda. Burada %20 peşin indirimimiz var. En düşük indirimli fiyatımız metrekare olarak 7.700 lira, en yüksek fiyatımız ise 9.000 lira arasında. Bu da ev olarak baktığımız zaman, yani bugün oradaki 2 artı 1 en küçük evimizin fiyatı 1.085.000 lira. En yüksek 4 artı 1 en pahalı evimizin fiyatı ise 1.804.000 lira. Tabii bildiğiniz gibi yani dünyada ve ülkemizde bazı ekonomik sıkıntılar var, yani bazı ülkelerde. Birçok kişi yani bunu risk olarak yatırım yapmayı şu anda risk gördüğü için biraz konut alımından uzak duruyor veyahut da sektördeki firmaların durumlarından endişe ediyor. Tabii bu durumun biz geçici olduğunu düşünüyoruz. Biz doğrusu yani ülkemize güveniyoruz, ülkemizin ekonomisinin tekrar düzeleceğine inanıyoruz. Onun için de bu şartlarda böyle bir lansmanı yapıyoruz. Çünkü satabileceğimizi ve işlerin yoluna gireceğini, iyiye gideceğini düşünüyoruz. Tabii buradaki bir başka yenilik ise ilk defa Türkiye'de bir finansman modelini burada hayata geçiriyoruz. Ödeme korumalı finans modeli. Yapı Kredi'yle beraber uygulayacağımız bu sistemle aslında sektörde yaşanan bu teminatlandırma sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Öncelikle bu projemizde kıyı bahçe için yapılmış olan fizibilite bankaya sunuluyor ve banka bu fizibiliteyi inceleyerek bunun feasible bir proje olduğunu öngörüyor. Yani birinci aşama buradan başlıyor. İkinci aşamada, birinci etap için bizim projemizde satışlara bağlı kalmaksızın projenin gerçekleştirilmesi için proje kredisi tahsis ediliyor. Aynı zamanda konut alıcılarına da konut kredisi tahsis ediliyor. Böylece kredi finansman ayağında iki yönlü sorun hem konut alıcı açısından hem de şirket açısından çözülmüş oluyor. Üçüncü aşamada biz şirket Dekar Yapı Yapı Kredi de açtığı bir hesapta tüm proje gelirlerini bu hesapta bloke edilmesine kabul ediyor ve bu hesap tüm projenin satış gelirlerini, peşinatlar, kredi gelirleri, senet, her türlü gelir kastediyoruz. Yani satıştan kaynaklanan her türlü gelir bu hesapta bloke ediliyor. Yapı Kredi her ay sonu projede bir ekspertiz yaptırarak yapılmış olan toplam proje ilerlemesini tespit ediyor. Bu tespit edilen ilerlemeye göre eğer satış gelirleri yeterliyse satış gelirlerindeki ilerlemeye paralel parayı serbest bırakıyor. Satış gelirleri yetersizse projeye tahsis edilmiş olan krediden para vererek projenin
kesintisiz ve devamlı yürümesine olanak sağlıyor. Bu şekilde proje hiçbir şekilde satış gelirine bağlı olmaksızın planlandığı şekilde planlandığı maliyetlerle yapılması imkanına kavuşuyor.